Okumuşken hemen ardından yorumlamak üzere sözü Emre Çayırlı'ya verelim. Emre merhaba, kur borsa faiz üçgeninde TL varlıklar nasıl bir gün geçiriyor? Özellikle tarım dışı istihdam verisinin bu tabloyu nasıl ne şekilde şekillendirebileceğini düşünüyorsun? Merhaba Hande. Dolar TL tarafında şu an için yukarı yönlü hareketler biraz daha ön planda kalmaya devam ediyor. Burada özellikle TL varlıklarının biraz bu hafta içerisinde değer kaybetmiş olduğunu ve bu sürecin de hali hazırda devam ettiğini görmekteyiz. BIST 100 endeksinde de yine aynı şekilde çok yukarı yönlü hareketler göremedik. Bundan sonraki süreçte Amerika verilerine şüphesiz bakacağız. Tarımsal istihdam verisi ön planda olacak. Aralık ayı verisi olmasından dolayı biraz kötü bir rakam görebiliriz istihdam yaratımında ama burada önemli olan rakam açıkçası ücretlerin ne oranda arttığını izliyor olacağız. Geçtiğimiz ay %2,5 seviyesinde bir artış vardı. 0,3 puanlık bir yükseliş beklentisi var piyasada ama eğer aylık kazançlar %3'ün üzerinde bir yükselme gösterirse o zaman dolar tekrar kuvvet kazanmaya başlayabilir. Çünkü bu hafta içerisinde dolar endeksine baktığımız zaman aslında 102 seviyesinin aşağısına geçti. Dolarda küresel çapta bir değer kaybı var ama bu iç piyasaya çok fazla sirayet edebilmiş değil. Eğer Amerika verileri olumlu olursa dolar endeksi tekrar 102 üzerine geçebilir. Bununla beraber de dolar TL'de yeni zirveler görebiliriz. Ona karşı temkinli olmak gerekiyor iç piyasada. Emre çok kısacık euro dolar içinde değerlendirmeni alabilir miyim? Parite 1.06'nın üzerini gördü, oradan bir miktar gevşiyor ama ne öngörürsün haftanın son işlem gününde, bugün nasıl kapatır günü parite? Euro dolar tarafında bu hafta komple yukarı yönlü hareketler ön plandaydı. 1.06 üzerine geçmeye başladık. Teknik anlamda son 2 aydır devam eden düşüş eğiliminin de üzerinde fiyatlamalar başladı. MACD göstergesi yine aynı şekilde bir uyumsuzluk gösteriyor. Yukarı yönlü toparlama hareketleri görme ihtimalimiz var teknik olarak ama bunun tabi temel verilerle desteklenmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte 1.05.20 üzerinde kalındığı müddetçe bir üst direnç noktamız olan 1.07 bölgesinden doğru hareketler yaşayabiliriz. Ama genel olarak ne euro tarafı güçlü ne dolar tarafı güçlü. O yüzden sanki hareketler biraz daha 1.05 odaklı yatay devam edecek gibi gözüküyor. Çok teşekkür ederim Emre değerlendirmeler için. Kolay gelsin. Sırada şirket haberleri var.